neredeyse aynı anda pek çok noktada sorunlar, pek çok noktada gerilimler var. O gerilimin yaşandığı bir nokta ise Asya Pasifik coğrafyası ve Kore Yarımadası. Çünkü hem Kuzey ve bu kez hem de Güney Kore karşılıklı gerilimi arttıracak adımlar atmaya başladı. Kuzey Kore devasa bir başlık taşıyan, ifade bu şekilde, süper başlık taşıyan bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Yaklaşık o başlığın 4,5 ton olduğu tahmin ediliyor ki bu bir rekor. Güney Kore ise yaklaşık 6 yıl sonra ilk defa askerden arındırılmış bir bölgede Kuzey Kore'ye meydan okudu ve gerçek mermilerle tatbikat gerçekleştirdi. Neler oluyor Asya Pasifik'te sular ısındı? Hemen bu sorunun yanıtına bakalım. Kore Yarımadası'nda tansiyon çok yüksek. Kuzey Kore bu kez gelişmiş savaş başlığı taşıyabilen bir balistik füze denedi. Yarımada'da alarmın rengi kırmızıya döndü. Kuzey Kore füzenin başarılı şekilde test edildiğini duyurdu. Savaş başlığı ise yaklaşık 4,5 ton ağırlıkta. Güney Kore ikinci bir füzenin daha ateşlendiğini ancak bunun başarısız olduğunu duyurdu. Kore Yarımadası'nın güneyinde ise 6 yıl sonra bir ilk yaşandı. Güney Kore, kuzey sınırına yakın noktada gerçek mühimmatla tatbikat gerçekleştirdi. Sınır bölgesinde en son 2018'de Güney Kore tatbikat gerçekleştirmişti. İki ülke arasında varılan gerilimi azaltma anlaşmasının askıya alınmasının ardından Güney Kore'nin bu tatbikatlara devam edeceği duyuruldu.